Değerliler, birler kapısına geldiğiniz zaman bu yoğunluk tohumlarınızı kotlayacak mı, yok kotlamayacak mı? Peki canlarım. Neden dünya planetinin gerçeğini kontrollü olarak kodlayalım ki? Biz tüm planetlerle tohumlarımızı kodlamadık mı? Niye buradayız biz bugün? Yoğun ışık altında bu yoğun kodlamayı niye yapıyoruz? Tüm insanlık için yoğunluğun anlamı nedir? Değer biçersek yaşam sahalarına, bizler o değeri hak teknikte kodlarken herkes o teknikle kodlanacak mı? Doğanın kulluğunda netice nedir? En ve boydan ibaret olan yaşamlara biz insanlık kelamını hak teknikte kodlayacak mıyız? Yaradan yaratılan tektir dediğiniz zaman, yaşam tahditliyse yaratılanın tahdidi yet diğerlerinin kelamında mevcut mudur? Dünya kübra kapılarında kült sahalar kelamı kaleme çektiyse niye kontrol yok ki? Dünya dışı varlıkları dünyayı dillerken hep bunlar sorgulanır. Dünya niye kontrol kuramıyor? Neden kalem ilmin kelamı da dirilik kelamda kodlanamadı? Ya da dünyanın ruhu var mıdır? Niye ruhsuz bir zaman, ruhsuz bir saha kodlanıyor? Büyük kök görev insanlıksa neden dünya planeti insanlığı hak teknikle kodlanamadı? Ve daha birçok soru sual. Yasalarla ilim kontrol kuracaksa yasayı hak etmek, yasayı koymaktan ayrı mıdır? Canlarım, tam 2 milyar yıldır tüm insanlık kodlanıyor. 2 milyar yıldır planetin yaşından söz etmiyorum size. Dünyaca konuşma bu, ama dünya dışında da yıldız sahaları var ve oralarda da yaşam kodlamaları oluyor. Ve bütün sorular hep yanıtsız kaldı dünyada. Biz dünyaya kontrollü olarak yaşamı kaydediyoruz. Değerliler, ruhsuz bir zaman ya da ruhsuz bir saha, ama yoğunluk arttıkça her şey yaşanır, kontrollü ve hakiki teknikle kodlanır, dürüme varacak ve dünyanın ruhu kodlanacak. Ama ruh sofraya kondu mu, konmadı mı? Dünya ruhu hakiki mi, değil mi? Bunları sormak gerekir. Canlarım, ruhsuz bir dünya demiştim ya hani, ama ruhu var mı acaba dünyanın? Nihana kelam, yaşamı kullukla dinleyenlere ruh var, ama bizim için ruh yok mu? Var canlarım, var. Dili alimlerin dili olan hakiki tahdissizlerin kelamı herkesin kulluğuysa, orada ruhsuz şafak var mıdır? Yoktur. Değerliler, ruh insanın kelamında var, ama şafkında yoksa aşk sahaya vardı mı acaba? Yoksa şafkın hakkı olan kelam aksız mıdır? Yaşamsız mıdır? Dünya planeti sormadan bilir. Peki ben sordum. Biliş halinde miyim, değil miyim? De ki dünya insanı aklın kapısına vardı. Ya da de ki dünya ilmi kodlandı. Ve dünya ilminin kelamı mutlak kulluğu tohumluyor. Öksüz kalmadı dünyada. Ama dünyanın ruhu yoksa kontrol var mıdır düzeni kuranlarca, tohuma indirilmiş bilinçle kodlananlarda, yoksa yok mudur? Bir tek şeyi iyi bilmemiz gerekir. Doğanın gücü. Doğanın gücü hepimizin yüceliğiyle dürümlenen bir dirilikte kelam olanın kaleminde vardır. Ama o gücü kim tahdissiz olarak kayda aldı? Bunu anlamamız gerekir. Son dönemde dünya planetinde çok değişiklikler yapıldı. Nedir değişiklikler? Nasıl yapıldı? Dünya planeti çok farklı bir dürüme ulaştı. Peki fark nedir? Ya da dünyanın kontrolü sağlandı. Peki o kontrol nasıl sağlandı?
Nedir kontrol? Ve daha dünya ilmiyle dilleniş halinde birçok kayıt ve birçok şarkı. Ama bunların anlamını bilen, hak edip anlayan var mı? Düzeni kurmak dedim. Nedir düzen? Yasaları koymak dedim. Yasa ne ki? Ağır yükü hafifletmek, peki yük nedir? Ne hafifledi? Ve dünyanın kontrolü. Hani nerede o kontrol? Ve daha çok sayıda bilgi ve bu bilgilerin hakkı, hakiki tekniği kodlayan ilmi ya da doğanın gücü. Bunların herkese anlaşılır biçimde açık bildiriler halinde dillenmesine rağmen bu bilgileri okuyabilen, hak edip dilleyebilen hani nerede, var mı? Pür kelam, kil ve kum. Kelama hak olan insan, ama insan hani nerede? Çok çok soru var canlarım. Ve bütün bu soruların yanıtı var. Ama bu yanıtlar hepimize hak tahditsizlikle kodlanmış vaziyette. Ve hepimiz bu yanıtları kendi yüreğimizle, kendi hakiki tekniğimizle kontrol altında kodlanmış olarak okuyabiliriz, dinleyebiliriz. Biz bilişe vardıkça bilgi bizde ilim olur. Ama biz o bilişi hak etmeliyiz. Büyük kök ilim. Peki ilmin kapısı nerede? İnsan. Hepimiz o ilmin kapısıyız ve bilişin kalemiyiz. Buna karşın insan ben neyim ki der. Ben hiçbir şeyim der. Ama insan, herkes olan insan işçidir yaşama ve o her şeyin işçiliğini yaparken bilgiyle yapar. Bu lokma benim için çok dersiniz. Büyük dersiniz. Ama bu lokma da benim için çok küçük. Peki ben kimle ne yaptım da o lokma bana küçük geldi ya da büyük geldi? Ve ben neden insana ilim için indirildim? Kimim ki ben? Ben yokum ki. Öksüz, sözü sesi olmayan, kontrolsüz müyüm ben? Yolum aklın yoluysa ben yok muyum, var mıyım? Canlarım, doğal dünyanın görevidir insan. Ama insan kelama hak olduğu zaman kendini kodlar ya da kontrol dışı sayar.